yol kenarında bir antik kent tabelası gördük. Hemen bunu gidip takip edelim. Görelim arkadaşlar. Bulan dostmuş. Belki de Bulda'nın temeli mi acaba buradan geliyor? M.Ö. 333'lü yıllarda Perslerin Batı Anadolu toprakları üzerindeki hakimiyetine son veren Büyük İskender'in generallerinden 1. Antigonos, Frigya bölgesi valisi olarak görevlendirmiştir. İskender'in bu valisi Babil'de daha sonra ölüyor ve bu topraklar generalleri tarafından paylaşılıyor. Uşak civarının içinde bulunduğu bu topraklar 1. Antigonos'ta kalmaya devam ediyor. M.Ö. 300'lü yıllarda bugünkü Afyonkarahisar Çay ilçesi yakınlarındaki İpsos Savaşı'nda 80 yaşında olan Antigonos'un ölümüyle birlikte İskender'in Trakya valisi Limaskos'un etkisine girmiştir arkadaşlar. Evet, işte o dönemi gösteren bir fotoğraf ve bilgilendirme bölümü arkadaşlar. O dönemdeki halinin bu olduğu tahmin ediliyor. Eskiden orijinal hali bu şekilde olduğu varsayılıyor. Kaya mezarları, su kemerleri, stadyum, tapınak vesaire. Arkadaşlar, Blandos Antik Kenti'nin kenarındayız. Şu anda kısa bazı görüntüler alacağız size. Eğer Eşme veya Buldan civarlarındaysanız, Uşak'tan Buharkent'e doğru geçiyorsanız buraya hemen uğramanızı öneriyoruz arkadaşlar. Buyurun, kısaca nasılmış, ne değilmiş görelim. Evet, burası kentin kapısı olarak geçiyor arkadaşlar. Yukarı tarafta çeşitli figürler var ama zamanla silinmiştir. Ve şehrin kapısına bu şekilde giriyorsunuz. Karşıda su kemerleri var tabii. Leş makinesi de var. Bu devasa taşların hala olduğu gibi görünüyor olması da gerçekten şaşırtıcı. Çünkü çok büyük bloklar. Çalışmalar devam ediyor.